Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli izleyenler. Bir İlahi Nameler programında tekrar beraberiz efendim. Bu sezonun son programı diyelim, son İlahi Nameler programı. Bu programda da yine değerli konuklarımızla inşallah güzel vakit geçireceğiz hep birlikte. Grup İrşat bu hafta konuğumuz İbrahim Akbaş ve Mehmet Gündüz abiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun, çok şükür. Siz nasılsınız? İyisiniz. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Mehmet Ali abi, iyisiniz. Hamdolsun hocam. Şöyle yoğun bir haftayı geride bıraktık değil mi? Çok yoğun bir ay geçirdik. Bir ay, özellikle son işte Diyarbakır için. Son Diyarbakır kutu doğumunu bahsediyorsun herhalde. Mevlid etkinliğini, evet. Hakikaten Mevlid etkinliği hakikaten çok yoğun geçti, güzel geçti, doğru geçti gerçekten. Yani zaten muhteşem, orada evet. Sahnede şu an olan hepimize memur oradaydık sahnede. Evet. Şey Musa abi olsun, siz Mehmet abi, İbrahim abi, hepimiz oradaydık. Çok güzeldi. Kıpır kıpır bir sahne vardı. Gelen misafirlerde coşku had safhadaydı. Her şey güzel geçti ve bize dönüşler de o şekil oldu. Her yani bu şeyi çok duydum. Yani son yılların en güzel sahnesi oldu şeklinde, evet. Pozitif dönüşler oldu bize. Değil mi? Şöyle genel itibariyle dönüşlerde hani oraya gelip meydanda olup izleyen, katılan kardeşlerimizin çoğu şöyle dedi. Yani tabiri caizse tıkır tıkır işledi program. Nasıl başladı, nasıl bitti fark etmedi. Gerçekten program akışı çok çok iyiydi. Yani sıralama çok iyiydi. Aralara epey müzik serpiştirilmişti. Müzik sahneleri fazlaydı yani, onu söyleyeyim. Belki her sahnede çok fazla eser seslendirilmedi ama yayılmıştı böyle, aralara serpiştirilmişti. Aynen. Güzel olmuştu. Bizi şu an izleyen organizatör abilerimiz varsa yanlış anlamasınlar. Onlar tabii ki işi iyi biliyorlar. Fakat benim şu ana kadar hocam katıldığım programlardaki izlenimim şu. Yani mesela kutlama programları kutlamadır. Ne yapıyoruz orada? Peygamberimizin doğumunu kutluyoruz. Evet. Kutlamaların kutlama havası içine geçmesi lazım. Hani çok sohbete, çok fazla uzun konuşmalara boğulduğu zaman biraz durağan oluyor sahne ve evet, iyi geçmemiş oluyor. Fakat hani biraz konuşma, biraz müzik, işte biraz şiir, biraz evet, çocuk gruplar vesaire, sahne habire değiştiği zaman hızlı. Zaten öyle dediler. Aynen. Sahneler çok hızlı değişti. Nasıl geçti anlamadık dediler. Aynen. Çok güzel oldu. Öyle de iyi oluyor. Aslında hani diyoruz ya, tadı damağımızda. Tadın damakta kalması iyi bir dahaki sene için değil mi? Hı-hı. Tadı damağımızda kaldı. Bir dahaki sene gidelim. Grup İrşat ne yapıyor bu arada? Gerçi sahnedeydiniz, platformdaydınız. Ne yapıyor derken aslında ne yaptığını biliyoruz, görüyoruz işte. Evet. Bu ay etkinliklerle geçti herhalde. Evet hocam, etkinliklerle geçti. İş ilk başta Peygamber Sevdalıları platformuna böylesine vakfı, güzel vakıf oldu gerçi. Evet. Vakıf oldu artık. Böylesine güzel etkinlikler düzenledikleri için kendilerine bir kere teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Evet. Rabbim kendilerinden razı olsun. Yani çok değerli bir etkinlik aslında. Çok değerli hani bir biz etkinlik. Biz Mevlid etkinliği diyoruz ama asıl amaç burada peygamberi sürekli hatırda tutmaktır. Onun sünnetini, onun özelliklerini, onun vasıflarını sürekli hatırda evet, tutmaktır. Bunu da en iyi şekilde yapıyorlar. En iyi olarak çok önemli, çok değerli zaten. Hani peygamberimiz için yapıldığı için. Organizasyon olarak da büyük, dev bir organizasyon. Evet. Yani o Nevruz alanına hınca hınç dolmuş insanları sanatsal olarak doyurmak, orada o canlı bir sahne yapmak, hizmetlerdi, kermesti, baştan sona büyük emekler var. Çok büyük bir Mehmet abinin dediği gibi ben de tekrardan buradan Peygamber Sevdalara Vakfı'nı tebrik ediyorum. Evet, gerçekten. Tebrik edelim. Bu arada biz daha konuşacağız herhalde. Öyle görünüyor. Bu konu daha konuşulacak. Evet. Bir müzik arası aynen, verelim abi değil mi? Bir de İlahi Nameler bu sezonun son bölümü değil mi? Evet. Onu da niye, onu da konuşacağız biraz daha. Tabii, onu da. Belki tartışacağız da Mehmet Ali. Belki, aynen. Kavga etmeyelim ama tartışalım. Tartışalım hocam, biraz reyting oldu. Değil mi? Reyting. Peki, İbrahim abiyle mi başlıyoruz? Nasıl başlayacağız? Siz İbrahim, grupsunuz artık. Biz grubuz. Sözü size bırakıyoruz. Evet. Tabii az önce Peygamber Sevdaları platformundan bahsettik. Vakfı abi. Vakıf. daha biz aslında vakıf olamadık. Vakıf olamadık. Öyle diyelim. Evet. Hocam tabii bu ay münasebetiyle de Özlem Ajans'a sözler geliyor. Özlem Ajans'a Mehmet Ali abi hocamın bize attığı sözler besteleniyor.
Aslında geçen hafta Derviş abimin seslendirdiği Mustafa eserini İbrahim abimiz de kaside şeklinde bestelemiş. Evet. Onu İnşallah okuyacak. Onunla başlayacağız. Tamam. Kasideyle başlayalım abi. İnşallah. Sonu biraz hareketli olsun çünkü daha zaten gerçi Mayıs'a hocam, girdik değil mi? Bugün 1 Mayıs. Evet. Klasik bir kaside hocam. 6-8'lik. Mevlüt abi kaside. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Derviş abi nasıl okumuştu onu hatırlamıyorum Mustafa, ama. Mustafa. Çok hareket. Arada çok fark oluşmuş. Bu arada etkinlik demişken Mehmet Ali abi, seçilen eserler nasıldı? Tepkiler nasıldı? Dedim ya hocam, eser seçimi. Şahsıma gelen tepkiler pozitifti genelde. Zaten hani siz de oradaydınız, şahit oldunuz. Sahne hiç durmadı. Evet. Çok böyle hızlı bir şekilde aktı. Ben bunu her zaman söylüyorum. Biz ortaokul, lise yıllarında
sosyoloji dersini alalım ya da psikoloji dersi neydi? Mesela reklamcılar niye sürekli yanıp sönen ışıklar kullanırlar? Sürekli değişiklik arz eden şeyler dikkat çeker. Dikkat çeker. Bir sahne de sürekli kendi içinde değiştiği zaman seyircinin dikkatini celbeder ve kazanır yani. Amaç orada dikkati üzerimize toplamak. Halilen orada siz de dikkat ettiyseniz hocam sürekli sahne değişti. Eserler hareketliydi. Diyarbakır'ın gençleri ve bizim genelde gençlerimiz biraz böyle hareketi severler, coşkuyu severler. Zaten etkinlik boyunca kutlamaydı ya. Gençlerimiz hep halay çektiler meydanda. Evet. Coşkulu bir ortam hareketli vardı. Hareketli eser demişken bir soru sorayım. Bir hareketli eser vardı. Emin Hoca soru sorduğu zaman sıkı tutun bakalım nasıl soru geliyor. Evet. Bu soru bana mıydı deme gereği diyor insan. Hareketli bir eser vardı. Başlar başlamaz hüzünlendik. Acaba o hangi eserdi? Niye hüzünlendik? Şehit Aytaç'ın eseriydi. Evet, bak hemen önderimiz bunlar. Peygamber. Önderimiz Peygamber. Çok... Bilal abi başlar başlamaz bir burukluk oluştu aslında. Eser hareketli, güzel bir eser. İstasyon meydanında. İstasyonda kutlandığı zaman, evet. Mevlid programı orada yapıldığı zamanlarda Şehit Aytaç bir 4-5 yıl üst üste bu eseri orada okudu. Artık bu eser Şehit Aytaç'la özdeşleşti. Bu bir de Ey Ölümden Habersiz Kalp eseri. İkisi de Aytaç'la özdeşleşmiş eserdir. Aynen. Kırılır meseli. İstasyon meydanında bu eseri ilk dinlediğim zaman böyle sahneyi de fazla görmeyen bir yerdeydim. Hocam öyle bir hoş geldi ki emin olun Allah'tan dedim ya. Dedim maşallah ne güzel bir sesi var. Bu istasyon köprüsü tarafındaydım. Evet. O yığılmadan dolayı yani yetişememiştim o alana doğru. Evet. Yani ben çok beğenmiştim. Çok da etkilenmiştim. Hadi şimdi sen bizi etkile abi. Bir eser söyle. Hocam esere girmeden önce İbrahim abimiz o eseri seslendirdi. Ben aslında şimdi bu sözleri bize yazan, ajansımıza gönderen abilerimiz var. Evet. Herhalde bunun söz yazarı da Recep Kırtay abimiz olması Recep lazım. Kırtay, Rabbim evet. Kendisinden razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Recep Kırtay şimdi söz yazarların hepsini saymayayım. Bu kutlu doğum süreci içerisinde birçok katkı sunan söz yazarımız oldu. Mesela bizim düet eserde 4 tane söz yazarı var. Evet. Allah hep hepsinden razı olsun. Recep Kırtay abimiz de bu söz yazarlarından biridir. Evet. Sırada Ayrılık Türküsü var. Ayrılık Türküsü. İsimli eser grup var. Kıvılcıma ait. Grup Kıvılcım'a ait. Hı hı. Genelde hani anlatım şeyle bir anneyle farz et bir şehidin sanki şeyini anlatıyor. Ayrılmasını diyalım. Anlat. Bu eserin bende bir hatırası var. Böyle canlı bir hatırası. Eserden sonra onu paylaşalım. Peki. Hocam ben bu eseri anneme armağan ediyorum. İbrahim kardeşimizin annesine, tüm şehit ailelerinin annelerine armağan ediyorum. Bir de kızımın annesine armağan ediyorum. O da bir anne. Buyurun. So
yoluna. İhtiyacım var dualarına. Hakkını helal et anne bana. İhtiyacım var dualarına. Hakkını helal et anne bana. Dağları aşma gerekse de anne, bekle beni anne. Geleceğim yollar bitmek bilmese de anne, bekle beni anne. Belki bu son mektup olur anne, sana yazdığım gurbet elde. Belki bir cansız beden gelir, batarsın öylece kavuşuruz. Belki bir cansız beden gelir, bakarsın öylece kavuşurum. Cansız bedenim anne gelse bile, öp alnımdan anne. Sarıl sıcak ellerindeysin, soğuk dudaklarıma öpeyim. Sen anne toprağıma, kalbinde derin yaralarla, gözlerin sulasın toprağımı, hüzünlü sesin sarsın mekanımı, gözlerin sulasın toprağımı. Hüzünlü sesin sarsın her yanımı. Gökler ağlasın anne sevgimize, yağmurlar boşansın üzerimize. Bu ayrılık türkümüz anne, ulaşsın dertli gönül. Gökler ağlasın anne sevgimize, yağmurlar boşansın üzerimize. Bu ayrılık türkümüz anne, ulaşsın dertli gönüllere. Eyvallah, eyvallah. Yüreğine sağlık. Ağzına güzel bir eser. Sağlık. Zor bir eser. Güzel bir eser. Gerçekten hani bunun hani yorumu bir tarafa bırakacak olursam, eserin sözlerinde, eserin bestesinde çok derin bir hüzün var. Evet. Bilmiyorum eserin hikayesini, belki biraz esere dair bir hikaye var bende. Demin söylemiştim. Belki de ondandır. Müsaadeniz olursa çok kısa anlatmak istiyorum. Buyurun. Eser Grup Kıvılcım'a ait. Grup Kıvılcım'ın sol eserinden Durmuş Yıldız'a ait. Durmuş Yıldız kardeşimiz bir İstanbul'a grup Özlem olarak Ben Salami Ahmet
faaliyet gösterirken orada bir süre çalışma imkanımız oldu. Piyanist olarak bize yardımcı oluyordu. Hocam bir ara Özlem Ajansı'ndayım. O zaman ajansımız Fatih'te, Kadılar Pazarı'nda. Bir telefon geldi. Bizim çalıştığımız stüdyoda bir bacımız var orada. Çalışan bir bayan bacımız var. Dedi ki abi dedi Durmuş'u kaybettik dedi, tamam mı? Durmuş'u kaybettik deyince ben hani zannettim bak Durmuş bulunmuyor falan. Abla nasıl kaybettik dedim. Abi dedi kaybettik dedi, vefat etti. Ben şok oldum hocam. Meğer Durmuş Yıldız çok da efendi, çok mütevazı bir insan. Evet. Durmuş Yıldız Ömer Karaoğlu'yla bir konsere giderlerken orada arabayla görüyorlar, karşıdan bir traktör gelip araba çarpıyor ve Durmuş Yıldız orada vefat ediyor. Söz ona ait değil mi? Sözler de beste de ona ait zannedersem. Hmm. Beste kesin ona ait, sözlerin de ona ait olduğunu düşünüyorum. Bunun mezarın başında hocam diyor ya, yağmurlar boşalsın üzerimize. Evet. O gün defne esnasında hocam bir yağmur yağıyordu. Annesi de böyle hani erkekler olduğu için işlerine gelmemişti. Annesi de uzakta böyle bir kabrin başında hepimizin üzerine yağmur yağıyordu. Sanki de hocam bu onun defni, onun bu eserinin klibiydi gibi. He. Ben oradan gittikten sonra eseri tekrar dinledim. Çok duygulandım. Durmuş Yıldız gerçekten çok efendi, çok değerli bir insan. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Amin. Diyelim hocam. Hocam özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi Mart ayında siyer sınavına girenlerin hediye töreni vardı. Ben evet. İbrahim kardeşimiz iştirak etmiştik oraya. Hediye kazanan kardeşlerimize takdim eden Yasin Börü kardeşimizin, şehit Yasin Börü'nün annesi oradaydı. Hediye takdim evet. ediyordu. Ben onu gördüğüm zaman hani sahneye çıkıp hediyeyi takdim ettiği zaman ben çok hani duygulanmıştım. Hatta zor tutmuştum kendimi. Onun üzerine bu eseri yani o günden beridir diyorum yani inşallah şey yaparsam okuyacağım. Kısmet bugüneymiş. Yine bugün bir farklılık var. Malum sesimi dinler misin bölümümüz var ilahinamelerde. Bu ikincisi oluyor herhalde. Bu hafta da İstanbul'dan bir kardeşimiz katılacak. Ve İkincisi derken İstanbul'dan bağlanan, canlı bağlanan. Tabii tabii onu yani. Diyorum. İstanbul'dan. Yok hocam siz anlatamadınız ben maksat. Yani işte tercüme ettiniz. Şimdi İstanbul'dan bir kardeşimiz katılacak. Biraz da erken alacağız. Hemen şimdi alacağız. Öyle herhalde hazırlarmış. Aha. Şimdi stüdyo orada olunca. Bir de oranın trafiğini sen bilirsin. Biz erken alalım, erken yetişsinler. Aynen onlar yetişsinler. Bir de şeydir hocam, ses geç gitme olayı var. Şu an bizi izliyorlarsa ona dikkat etsinler. Ona dikkat edeceğiz inşallah. Hüseyin Taş kardeşimiz ona dikkat etsin. Hüseyin Taş şu anda İstanbul stüdyomuzda değil mi? Hüseyin Taş kardeşim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Hüseyin abimizi şöyle bir kısaca tanıyalım. Nereden katılıyoruz, ne iş yaparız, müzikle aramız nasıl? Hocam ben 18 yaşındayım, İstanbul'da oturuyorum. Nurullah Kuray'la beraber programlara çıkıyoruz. Çok güzel. Ayrıca öğrenciyim, okula devam ediyorum. Çok güzel. Ne okuyoruz bu arada? Lise son sınıfa gidiyorum. Evet, lise son sınıf. Müzikle aran nasıl? Yani Nurullah abiyle çıkıyor musunuz, söylüyor musunuz? Evet hocam, beraber programlara çıkıyoruz, düğünlere çıkıyoruz. O zaman Hüseyin abi bu stüdyolara da alışıktır. Profesyonel artık, öyle diyelim. Hüseyin abi hangi eseri dinleyeceğiz sizden? Kur'an parçasını okuyacaktım. Kur'an. VTR'si var ama hocam. VTR'si var mı? Yani meşhur hatırlatmamız. Tabii tabii, VTR'si var. O zaman önce bir VTR'yi izleyelim hep beraber. Ekomix'in katkılarıyla hazırlanan Sesimi Dinler Misin bölümü başlıyor. Verengelle Müslüman ve abandı da Zülcelal. Ev tebedin pey Kur'an, ev kitaba pırdelal. Ev tebedin pey Kur'an, ev kitaba pırdelal. Kur'an destura meye, şifaya dilemeye. Kur'an destura meye, şifaya dilemeye. Dermanı derdime.
yavr delal derman edilemeyev kani yavr zelal Kur'an nuru adalet. Evet maşallah arkadan herhalde masa tenisi mi oynanıyor? Peki şeydir hocam bir vakfımızın hobi salonunda evet. Şey yapmışlar. Orada o sosyal aktivite içinde kardeşlerimiz öyle bir kayıt almışlar. Evet. Yani burası için özel almamışlar. Özel bir kayıt değil ama evet. Doğal bir kayıt. Doğal bir kayıt. Doğal bir kayıt. Evet o zaman Hüseyin abiye tekrar dönelim. Hüseyin abi sözü sana bırakacağız. Buyurun eser de sizde söz de sizde. Evet hocam. Kur'an nuru adalet, ev kitaba hidayet. Deşe khayru bereket, ve rakibu ve emsal. Deşe khayru bereket, ve rakibu ve emsal. Deştir bine baveri, baveri ya be zeval. Deştir bine baveri, baveri ya be zeval. Kur'an şimer gülistan, azad yavın destan. Kur'an şimer gülistan, azad yavın destan. Çereya hak perestan, dekavet. Kitaba hidayet Deşe khayru bereket Ve rakibu ve emsal Deşe khayru bereket Ve rakibu ve emsal Müzik
Eyvallah. Hüseyin kardeş, yüreğine sağlık. Çok güzel bir eser olmuş. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İletişimde biraz sıkıntı olduğu için böyle bu yorumu sizden ayrıldıktan sonra Mehmet Ali abiyle yapacağız inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Eyvallah. Evet, Mehmet Ali abi. Hocam, genç bir kardeşimiz zaten Nurullah Kuray hocayla çıkmış, vokal falan yapmış. Oradan bir birikim var. Fena değil hocam, güzeldi. Bence de güzel olmuş. Daha lise öğrencisi. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha kendisini yetiştirir. Bu arada bu konuda katkı sağlayan Ekomix'e ve Ercan Doğan hocamıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Hı-hı. Eseri kendi stüdyosuna ücretsiz bir şekilde sponsor olarak bize yaptı. Evet. Ona da tekrardan teşekkür ederim. Hüseyin Taş kardeşimize de güzel performansından dolayı tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ve sözü İbrahim abiye bırakıyoruz. Keke İbrahim. İnşallah hastayım, tevhid tabibi diyeceğiz. Evet. Bu akşam Zazaca bir eser olacak mı? Yok maalesef. Yok maalesef. Köye seni, ben olsam köye almazdım seni yani. Hocam armağan edeceğiz. İşine toplu etsin. Bir şekil yapalım. Tamam abi. Öncelikle bu eseri anneme, ablalarıma, kardeşime, yeğenlerime, bütün Bulu Çekerköy halkına, bir de Bursa'da akrabalarımız var, kuzenlerimiz var. Evet. Onlara selamlar gönderiyoruz. Eyvallah. Onlara da armağan olsun. Eyvallah. Buyurun abi. Yalan hile nefsim sende, düşmüşüm dermansız derde. Yalan hile nefsim sende, nasıl bakacağım bende? Can Ahmet'in nur yüzüne nasıl bakacağım bende? Can Ahmet'in nur yüzüne. Nasıl bakarım yüzüne? Hastayım tevhid tabibin, sucinin peygamberi, Ahmed-i Muhtar Habibi. Nasıl bakarım yüzüne? Sabaha anmışım ben çok günaha, aşkıyla doğan sabaha anmışım ben çok günaha. Ne yüzle diyem merhaba Can Ahmet'in nur yüzüne, ne yüzle diyem merhaba Can Ahmet'in nur yüzüne. Hastayım tevhid tabibin, sucinin peygamberi, Ahmed-i Muhtar Habibi.
nasıl bakarım yüzüne. Kucağım dertlidir gönül kucağım, bir an olmuş kalp ocağım, dertlidir gönül kucağım. Nasıl böyle varacağım Can Ahmedi nur yüzüne, nasıl böyle varacağım Can Ahmedi nur yüzüne. Eyvallah. İbrahim abi, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Güzel bir eser. Şimdi İbrahim abi bir ara ilk böyle kuşlar eserini seslendirmişti Ömer Karaoğlu'ndan, değil mi? Hı hı. Biraz kendi tarzının dışına çıkmıştı o eserle ve biz de çok beğenmiştik. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Geçen ve seneydi. Orada da şöyle bir kanya varmıştı aslında. Hani ben evet, geçici bir şaşkınlık yaşadım fakat İbrahim abinin de eser yelpazesi, repertuar yelpazesi geniş. Yani mesela bu farklı bir tasavvufi bir eser. Kuşlar bir ezgi, Ömer Karaoğlu'nun farklı, böyle biraz daha özgün, batı müziğini içeren bir ezgi. Ve şehit serisine de hakim. Onda yelpaze geniş. Bu da bir artı. Biraz genişletti. Yani son dönemlerde biraz daha. Varmış demek ki hocam. O programda bir de kuşlarla beraber bir de serçeleri de mi Muhammed söyledim. Şirin eserini hocam okumuştum. İstersen aslında Muhammed Şirin. Muhammed Şirin. Burada tam kavga edelim hocam. Böyle bir son gider ayak, böyle reyting olsun, böyle şey olsun. Tamam. Mesela niye gider ayak? Niye, yani niye gider ayak? Şimdi gider ayak program bitiyor. Sezon filmi. Niye bitiyor yani? Niye bitiyor, evet. Yani niye bitiyor? Bitiyor hocam. Niye bitiyor? Ramazan geliyor. Biraz kızalım. Ramazan gelince bitmek zorunda mı yani? Evet, Ramazan gelince şundan dolayı bitmek üzere. Çünkü Ramazan'da her gün müzik var. Evet. Her gün müzik olan bir kanalda da İlahi Rahmet'in çok bir şey olmaz. Gereği olmaz artık. Niye Ramazan'dan sonra yok abi? Ramazan. Bu arada ben yalnız değilim. Soru sorarken onu da söyleyeyim. Kulağıma abire soru geliyor şu anda. Niye Ramazan'dan sonra yok? Hocam şimdi her şeyi tatlı tatlı yapmak lazım. Zaten evet. Yıl boyunca ekranlara çıkıyoruz. Sağ olsun sanatçılarımıza gelip burada katkı sunuyorlar. Fakat biraz dinlenmek, biraz kendini özetmek de gerekiyor bence. Benim fikrim o yönde. Yani yazın bir ara vermek lazım. Aynen, bence de aynı gerekiyor. Fikirdeyiz. Bir de yazın geceler kısa oluyor, değil mi? Hı hı. Biraz böyle bir rahavet çöküyor, bir tatil havası oluşuyor, oluşuyor değil insana. Mi? Bir de hani yıl boyu her hafta olmaz. Bir ara girsin, biraz özlensin, müzik özlensin, ilahi nameler özlensin. Bir de Mehmet Ali abi özlesinler. Zaten kimse bizi özlemez hocam. Olur mu? Yeni, bir de şey yapıyoruz.
Hocamız izin vermeden burada konuşulur. Hocam ben farklıyım biliyorsunuz hani. Şimdi son programda bunu Ender Tekin'e anlattık. Bunu bir sürü kişi sanatçı anlattı yani siz. Hocam ben buranın demirbaşı olduğum için hani ben onun içinden değilim. Yani İbrahim'i görüyorsunuz evet. Sabahtan bir kelime etmiyor. Evet, evet abi. Peki. Bize gelmiyor ki bir kelime. Bu da güzel. Evet. Sen dur bekle. Sen lan sıra Ali Bey. Mehmet abi bazen şey diyor işte ben diyorum ki ben gelmezsen falan diyor ben hemen sunarım sıkıntı yok yani. Doğrudur böyle, o özgüven vardır. O özgüven tabii. De var o yetenek de var o doğrudur. Beceri de var. Yani aslında bir ara ona bırakmak lazım. Yo, zaten ben sen giderim Mehmet abi yok, burada. Yokken gerçekten bir programda ilk bir Antep'ten bir grup gelecekti arabaları yolda mı kalmıştı? Karda kalmıştı. Kardan dolayı hava o an böyle ani karar aldık dedik ki bugün sizi konuk edelim ve oradan kadar Mehmet abinin büyük katkısı oldu. Özgüven var, rahatlık var. Evet. Hatta ben ona radyo programı yapabileceğini de söylemiştim. Evet. Onu evet. Bak sonra. Peki vakit daraldı. Şöyle yapalım. Eserle araya girelim. Eyvallah. Bir eser dinleyelim. Hemen ardından reklam girsin. Hocam herçi ehli İslam ebin eseri var. Seyit-i Selman Nazım ten. Malbirci'nin Sebri binin Bünne Cane Şirine. Bu eseri hocam. Eski eserler var ya yani hakikaten de şaheser. Her biri birer şaheser. Evet hocam. Evet. Aynen. Bu eseri İbrahim Yaz hocamızın kızı Meryem bacımız var. Evet. Bu eseri özellikle ona armağan ediyorum. Ekranları başında şu an bizleri izliyor. Geçen gün İbrahim Hoca da kutluğum için gelmişti Diyarbakır'a. Kızıma ne zaman armağan edeceksin dedi. Dedim ben bu hafta inşallah evet. Armağan edeceğim. Hemen ben de bu eseri sıkı bir takipçimiz olan Halil Akyüz abimiz var. Hı. Ben de demin İbrahim'in seslendirdiği eseri de çok beğenmişti. Hatta dedi bana onu gönder. Bunu ve seslendiren bütün eserleri Halil Akyüz'e armağan edelim. Evet hocam. Eyvallah. Yüksek Ova'dan bir abimiz mesaj atmıştı. Şehit Ubeydullah eserini okur musunuz diye. Aslında o Zaza'ca seslendirilen eser çok aklımdan geçti ama Zaza olmadığım için cesaret edemedim. Evet. Onun dışında... Kim var? Söyle abi, söyle. Kime alman? Çocuklar var ona. Çocuklar sonra var. Hocam bir dakika daha sıra gelmemiş. Ben cesedi alalım. Ben de bu muhabbet abi bak şu an reklam verirler haberin olsun. Hıdır, eser kaynar yani gider. Hıdır Aslan kardeşim var ekranları başında bizleri evet. İzleyen iş arkadaşımdır. Kendisine de armağan ediyorum inşallah. Evet. Peki. Programdan sonra görüşürüz abi. İnşallah. Allahu ekber gotun vahan kafir tevdaler zine Hükmü Kur'an'ı evtinin şer'a peyhem bertinin Nayar-ı bey zulmine elhember küfrü zulmine Herçi ehli İslam edin seti servan lazım din Mal bir cinin sebri binin bütme cani şirine Her şey ehli İslam edin, sırrı servan lazım din. Malgır cinin, sebre binin, bütme can eşiline. Dava mehem, İslam ehem, razı buna Rabbime Tevdi alem, tevdiş bünbe, evserme begirekine Malu canime her duji, emaneti fedaye Vandı proje, Rabbi alem, fi cenneti distine Herçi ehli İslam ebin, sirfi servan lazım din Mal bir cinin, sebre binin, bütme cani şirine Herçi ehli İslam ebin, sirfi servan lazım din Mal bir cinin, sebre binin, bütme cani şirine
Şeytan izimi van kapandın kavmiyet kirin emane Jıkı eman jihindiki dun levrazi de dirsine Kur'an emri mekire kuji insanra ne tırsın Leheber küfür dijvar be siyaseta derine Herçi ehli İslam edin, siti servan lazım din Mal bircinin, sebre binin, bidne cane şirine Herçi ehli İslam edin, siti servan lazım din Mal bircinin, sebre binin, bidne cane şirine Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz İlahi Nameler'de. İlk bölümde güzel eserler dinledik. Güzel bir eserle de araya girdik değil mi? Evet. Mehmet abi yüreğine sağlık. Şimdi bu bölümde de tabii güzel eserler dinleyeceğiz ama önce reyting hesabı yapıp biraz Mehmet Ali abiyle kavga edeceğiz. Olmaz hocam, onu söylemeden yapmamız lazım. Sen demiştin abi, sen ifşa ettin. Yapacak bir şey yok. Ben biraz ifşa ettim. Değil mi? Hı-hı. Şimdi Ramazan'da tabii önümüzde mübarek Ramazan ayı var. Ayrı bir heyecan değil mi hocam Ramazan? Böyle bir farklı bir hisset değil mi? Var. Aynen. İftar, sahur, teravih, Kur'an, cami. Hakikaten değil mi? Ezber bozan bir ay. Ezber bozan bir ay. Zorluklarıyla da güzellikleriyle de değil mi? Şimdi Ramazan biraz zor olmalı. Ramazan. İnsanın hocam, insanın hani şu hepimizde var, insanın günahlarının silindiğini düşünmesi, insanın ahirete yönelik bir şeyler yaptığını düşünmesi insanı ne kadar zor olursa olsun taş taşı, yük taşı seni rahatlatıyor. Diyorsun taşıyorum ama öbür tarafta karşılığı olacak. Şimdi karşılığı büyük olan işlerin, hayırların zorluk derecesi de fazla olur. Ramazan da bunlardan biridir. Aynen. Oruç tutmak zahmetli bir iştir. Yani yemeden içmeden kendini kesme belli bir saate kadar, bir vakte kadar, uzun bir vakte kadar, hele biz işte yazı mesela geride bıraktık değil mi? Ağustos'ta, Temmuz'da, Ağustos'ta oruç tuttuk. Hakikaten zordu ama zorluğuyla beraber bir güzelliği de vardı. Şimdi biz yıllardır Rehber TV'de iftar programları, sahur programları yaparız Ramazan'da ve genelinde işte sanatçı abilerimiz gelir. Ramazan'a özgü değil mi? Ramazan'a giden eserler okurlar. İnşallah bu sene de iftar programında şöyle Diyarbakır'ın tarihi ve kutsal mekanlarında inşallah program yapacağız. İlk hafta Hazreti Süleyman. İlk hafta ben sunacağım abi programı. Program bugün vardı, böyle bir baktım sanatçılara ayarlarken şeycileri, sunuculara falan çok dikkat etmedim. Oraya odaklandığım için. Evet. Ama yer olarak zannedersem, yani yerler değişebilir, zannedersem Hazreti Süleyman. Net olmamakla birlikte. Ama Hazreti Süleyman hakikaten. Eğil peygamberler diyarı biliyorsunuz. Eğil'de olabilir, On Hazreti Süleyman'da olabilir. Olabilir, Ulu Cami'de olabilir. Ya da bunların tümünde olabilir. Yani Bayrampaşa Camisi ya da İskender, yani camilerden bir tanesi, başka da ismi geçiyordu ama şu an hatırlayamadım. Yok, 4 yerin ismi geçti. Velhasıl fark etmiyor. Tarihi ve kutsal mekanlarda inşallah bu programı yapacağız. Güzel de oluyor böyle iftara yakın. Herkes yorgun. Böyle televizyon başında ne izlenir? İftar programları izlenir. Ara sohbetler ve müzikler değil mi? Hı. Seydalarımız özellikle fıkhi sorulara cevap verirler. Ve sanatçı abilerimiz de güzel böyle tasavvufi müzikler vesaire okurlar. İnşallah bu sene de kısmet olursa, Ramazan'a erişirsek o programı yapacağız diyelim. Sözü tekrar İbrahim abiye bırakalım. İnşallah eskilerden bir parça okuyacağız. Şehit Vesfi. Şehit Vesfi. Evet. Bra Vesfi Şehit. Bra Vesfi Şehit. Lütfen Piroz ve Piroz. Aynen. Kerem. Bu eseri de çocuklarımı unuttum. Onlara evet. armağan ediyorum. Çocuklarımın annesine armağan ediyorum. Eyvallah. Bir de Şehit Vesfi'nin ailesine armağan olsun. Eyvallah. Buyurun.
Bir avaz bir şehidin Te piroz be piroz Verdiğini kvedada Müslüman diyafet
Eyvallah İbrahim abi, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Güzel bir eser, güzel bir yorum. İbrahim abi bu şehit serisini yutmuş. Hakim. Evet, hakim. Hocam ben de dikkat ediyorum İbrahim eser seslendirdiği zaman o eserle o moda giriyor. Değil mi? Evet. Yani evet. Az önce bahsettiğiniz, daha önce bahsettiğiniz kuşlar eseri olsun, bir de şehit serisini seslendirdiği zaman hangi eser hangi moddaysa böyle kendini o moda kaptırıyor biraz. Değil mi? Evet, doğal farkında değil aslında. Doğal olan da budur zaten. yalnız tabii ses de hani... Hançereler uyuyor hocam. Yani sesin de o tarzda gitmesi lazım. Var ya, daha önce de bunu dile getirdik. Bir hançeresi var İbrahim abinin. Şehit serisinde de genelde o hançere olayı iyi ön planda ve halen uyuyor şeyler. İbrahim abi ilk ajansa gelip sesini dinlettiği zaman hani hatırlıyorum. Evet. O zaman sesimi dinler misin ajansta yapılıyordu demek. Aynen. Hocam zaten ajanstaydı. Ve ben orada da ezbere eser yani eser repertuarı çok geniş hocam. Yani iyi bir müzisyen olabilmek için çok müzik de dinlemek gerekiyor. İbrahim abi de dinlemiş ve ezberlemiş onları. Oradan da kazanıyor aslında. Şey serisini demek ki iyi. Ben de çok dinledim abi. Hiç müzisyen olamadım. Niye? Abi sen de müzisyensin hocam. Haberin yok. Ya abi. Yani hocam biz grup kurduğumuz. Gizli hayranların var hocam senin. Merak varsa hem insan dinliyor hem söylüyor. Aynen. Yani her şey merak doğrudur. Aslında biz grup kurduğumuz yılda eğer bu İlahi Nameler programında sesimi dinler misin bölümü olsaydı bizim için çok böyle iyi olurdu. İyi bir şey olurdu. Kestirmeden aynı. Kestirmeden aynı. Sesimi dinler misin hocam? Şimdi bir sanatçı bir defa çıkıyor, ikinci defa sesimi dinler misin özel, ondan sonra normal sanatçı oluyorum, o da gidiyor hemen. Ama varsa o miydi, yetenek, evet. O ses tabii o da önemli. Tabii. Grubu kurduktan 2 sene miydi, 3 sene sonraydı bizi sadece şeye çağırdılar. İftar programına geldik. Zar zor. Şimdi ise sizi gönderiyorlar. Gelip tırnaklarınızla kazıya kazıya geldiniz. Bu önemli ya. Bu önemli bir şey. Evet hocam. Mehmet Ali abi senden eser almadık. Alalım hocam. Alalım abi, ne dinleyelim senden? Eser alalım var hiç ya. Söylemiştin var, var ya. Son vokalden sonra hocam orada şiir kısmına girersen iyi olur. Hangisinden sonra abi? Son vokal yaparız hocam. İşaretleşiriz orada. Tamam. Kazaya gelmeyelim buradan. Yok. Tabii. Problem Mahsum olur, abi mikrofonun hocam. Sesini ona göre ayarlar inşallah. Tamam. Peki var ya diyeceksiniz. Aynen, aynen. Buyurun. Şurada var. Burada yok mu? O günler, o aylar, o yıllar
uzak olacak. O günler, o aylar, o yıllar var ya, tükenip hazana yaprak olacak. Hayat bitecek, canlar kefenlenip kabre girecek. Ömür tükenecek, hayat bitecek, canlar kefenlenip kabre girecek. Canlar kefenlenip kabre girecek. Ömür tükenecek, hayat bitecek, canlar kefenlenip kabre girecek. Sanmayın bugünler hiç bitmeyecek. Azrail unutmuş, hiç gelmeyecek. Ömür tükenecek, hayat bitecek. Canlar kefenlenip kabre girecek. Canlar kefenlenip kabre girecek. Sanmayın bu günler hiç bitmeyecek. Yüreğine sağlık Mehmet Ali abi. Güzel bir eser. Ender Tekin mi Ender söylüyordu Tekin'e bu ait eseri? Hayatın, dünya hayatının geçiciliğinden aynen söz ediyor bu eser.
güzel yani. Hani kimse güzelliğine güvenmesin. O kanmasın, yüzler, bitecek. O kaşlar hepsi toprak bitecek. Olacak. O aylar, o yıllar, o günler hiçbir şeye dayanmayacak. Ömür su gibi akıp geçiyor. Nitekim kendi üzerimizde emarelerini görüyoruz. Kimse zamana aldanmasın. Hepimiz öleceğiz ve ölümden sonra da hesap var. Ona göre hazırlıklı olalım. Vaazı var eser içerisinde. Vaazı var, aynen. Bu arada böyle minik güzel kızlar var orada. Sana eşlik ediyorlardı hareketleriyle. Biri eksik ama. Cemre nerede bu arada? Bugün zaten burası biraz tavafıkan oldu değil mi hocam? Anlaşmalı değil. Şeymuş Şakmak Cemre'yi getirmiş. Emin Gülsever Fecra'yı getirmiş. Mehmet Gündüz Hayrınisa'yı getirmiş. Üç tane hanım hanımcık kız burada. Kapanışta şey yapalım hocam. Son bölümümüz ya. Onları da alalım. Onlarla beraber kapatalım. Eğer yönetmenimiz izin verirse. Bilmem. Yönetmenimizin kızı aralarında olmadığı için izin vermeyebilir. Çiçek kelebek niyetine getirelim bu. Yönetmenin kızı yok aralarında. Bu arada hocam bu üçü de Mehmet Ali Oğuz hocamın hayranlarıdır. Onun için gelmişler. Aynen. Fecra özel ahbabım zaten. Fecra evet. Onunla bir sıkıntı yok. Aynen. Peki. Allah razı olsun. Eser de güzeldi. Gerçi mikrofonda bir sıkıntı oldu ama herhalde yayına yansımadı. Yok hocam, yayına yansımadı. O mikrofon sesi biraz pesti, bastı böyle. Şeydi, benim öbür mikrofon daha hoşuma gitti. Ondan değiştirdim ben. Problem yok. Mehmet abiyi dinleyeceğiz. Mehmet abi. Hocam inşallah Şehit Selahattin ve Fahrettin eseri var. Selahattin ve Fahrettin. Kürşe eser. Evet. İbrahim kardeşimle beraber onu düet yapacağız. Düet yapacağız. Beraber seslendireceğiz inşallah. İbrahim kardeşimizin dayısı eniştemin eniştesi olur kendisi, öyle söyleyeyim. Mesaj atmış, hepsine armağan ettim, bize armağan etmedi. Bu eseri ona armağan edeyim. Onun nezdinde enişteme de armağan edeyim. Enes yeğenim burada. Enes yeğenime de armağan olsun inşallah. Eyvallah. Mikrofonları bir önce halledelim. Evet. Mehmet abi elindekini alsın. Bir de oradaki mi yani? Evet hocam. Onu demin size verdiğini. Şu ikisini. Onu şu Mehmet ikisini. Abi tamam. İbrahim abi verelim. O çünkü ona uyar. Şu ikisi. Tamam. Diğerini alalım.
شکل دان تعویز جدین و فکر و دواخه به روش و شل به هر رنگی شخایی نارد جمن بو به روش و شل به هر رنگی شخایی نارد جمن بو تو تعده و پر اوان هر دوش شهید که لوان بر رحمت خالق چه خوش انسان شیرین بود لوان بر رحمت خالق چه خوش انسان شیرین بود لمثل ما Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Yine yine şey serisinden yine güzel bir eser, güzel bir yorum, güzel bir düet. Bu eseri hocam mesela şöyle düşünüyorum ben. İbrahim abi değil de şimdi bazı şeyler kanık sanıyor ya. Hı hı. Artık bizi İbrahim abi'den böyle bir performans bizi şaşırtmıyor. Normalde de aslında demin de dile getirdiğimiz gibi başka yani başka sıradan bir kardeşimiz bilmediğim sanatçı gelip bunu seslenirse böyle hayranlıkla aa falan ne kadar. Şimdi İbrahim abi alışmıştı artık. Alıştık evet. Yani şaşırtmıyor bizi. Zor bir eser, zor bir yorum ve güzel bir yorumdu. Ağzına bileğine evet. Sağlık. Allah razı olsun. Tabi bu arada hani şimdi bir aslında hafiften ikimizde de var fark ettim, hissettim bir burukluk var. Burukluk oluyor hocam yani. Niye abi? Böyle bir ayrılma havası var ya. Halbuki ayrılmıyoruz buradayız. Bir yani ara buradayız vereceğiz. Ama hani program şey oluyor ya, hani program son olacak. Bir hakikaten bir buruk bir hava var. Niye hani, abi? Yani bazen şey oluyor ya filmlerde hani derler ya gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var. Aynen. Bazen öyle bir şey oluyor hocam hani. Bir de bir bahar, acaba bir bahar dahaki, yorgunluğu da var üzerimizde o aslında. O da var. Mesela bir daha böyle bir programda hani o zamana kadar onun garantisi yok değil mi hocam? Yaşar mıyız? Yaşarsak gelir miyiz? Olur mu? Malum İlahi Nameler programı yaşlanmış bir program. Yani emektar bir program ama. Değil hani mi? Rehber TV açıldığından beri aralıksız süren tek programlardan bir tanesi belli bir kitlesi olan en sevilen programlardan ve hakikaten yaşlanmış bir program. Ama dimdik ayakta duruyor. Demin zaten böyle kendi aramızda konuştuk. Hani hep arıyoruz. İlahi Nameler formatına, İlahi Namelere yakın başka nasıl bir program yapabiliriz? Ya da İlahi Namelere ne katabiliriz? Ne katabiliriz? Ya da İlahi Nameleri kaldırıp
Yepyeni bir program nasıl bir program olabilir? Onunla ilgili bu vesileyle şu an bizi izleyen yazarlarımız, çizerlerimiz, bu konuda belki güçlü projeleri olan kardeşlerimiz olabilirler. Bir şekilde telefonla ya da Rehber TV'nin WhatsApp hattına bize ulaşıp projelerini sunarlarsa biz o projeleri değerlendirmeye hazırız. Bunu da belirtelim. Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Aynen, ulaşabilirler. Rehber TV'nin ilahi namelerin sesimi dinler misin WhatsApp numaramız var. Herhangi bir yolla ulaşabilirler. Projelerini sunarlar. Yani, bu proje değerlendirilir. Aynen. Değil mi? Hı hı. Zaten projeleri değerlendirme kurulumuz var. Bu projeleri değerlendiriyor özellikle televizyonda. Hı hı. Yeni projeler. Tabii projeler çok yönlüdür. Yani bir tek yönüyle değerlendirilmez. Mesela mali yönünden değerler, değil mi? Aynen. Bir, mesela hocam bize, bir şey olur. Hani, olur mu olmaz mı? Yoksa birkaç aynen. projemiz vardı hatırlarsan. Aynen. Biraz külfetli projelerdi. Aynen. Aksadı olmadı. Hayata aynen. geçiremedik. Uygulanabilirliği önemlidir. Her proje gelecek, hepsi geçmez. O manada hani şey yapmayalım. Bazen geçmemesinin sebebi yani maddi imkansızlık. Hani ya da farklı nedenler olabilir. Farklı nedenler de olabilir. Tabii ki biz o projelere açığız. Hatta böyle yeni önümüzdeki sezonda belki yeni bir programla ya da yeni program yeni olmasa izler. Da programın formatı değişir. Yani. Aynen. Emin Hoca demin kendi aramızda konuşurken şimdi bazen böyle arşive girip eski programları izlediğim zaman Emin Hoca böyle şey böyle lise öğrencileri gibi böyle zayıf böyle sakal makal yok böyle genç bir çocuk diyeceğim kızacak şimdi bana. Genç bir abimiz. Yaşlandırdınız abi ama bizi ama şimdi ekranla ve bu programlar saçları yavaş yavaş ağırmaya başladı. Evet. Haliyle bu demektir ki hakikaten programımız iyi sürmüş bu manada da. Evet. Tebrik ederim bütün ilahi nameler ekibini. Evet. İyi dayanmış, iyi tutturmuş demek i̇yi ki. İyi tutturmuş. Şu da olabilir yani kardeşlerimiz diyebilirler ki hani bu böyle bir projemiz var ve bu projede ben mesela ben sunucu olmak istiyorum da diyebilir. Ona da açız değil mi hocam? Tabii. Demosunu yapar, çeker, bir şeyler gönderir biz de yönetim kuruluna sunarız burada Rehber TV. Gelir buraya burada konuşur. Gelir burada konuşuruz. Şey yapar aynen. Yani, hani biz sıkıntı olmaz. Yeni bir şey seyircimize vermek istiyoruz açıkçası. Evet. Peki İbrahim abiye sözü bırakıyoruz. Ne yapıyoruz artık? Düet mi oluyor? Hocam yine? Bu sefer koro. Koro? Bu sefer koro. Koro evet. derken sayın şimdi başkan. Başlangıçta hani sonuçta biz bir grubuz. Evet. İki kişilik koro mu? İki kişilik koro yapacağız inşallah. Evet. Bu bitiş eseri mi? Yok hocam. Hayır. Ama bence bitişten bunu final yapalım abi. Bu hareketli ya. Yani. Diğeri de yolundayız. Yolunda eseri finale ayarlamışız. Şemiz abi hangisi olsun? Yolunda mıyız? Bu da bu mu final olsun? Ey şehit final olsun değil mi? Evet, şu an ey şehit olsun. Tamam. Şu an ey şehit dediğimiz bu hayat, yaptığımız abi, eser mi? Hayat, yok, o değil. Hayat, Türkçe hayat, hocam. Türkçe tamam. Hı. Onu da yapmadık abi ya. Onu, onu bir ara playback yapacaktı. O da olmadı. O da olmadı. Hayır. Nice uhdelerimiz kaldı hocam. Programda. Demek ki daha bir sezonumuz daha var abi. Sırf bu eser ya da için bile olsa yok olacak hocam, yani. Başkası yapsın bizi konuk alsınlar. Benle seni böyle ben şey Musa abi artık geliriz hepimiz. Başkası yapsın ben sunarım. Benle Şemiz abi karşılıklı oturur sizin gibi, sizi de evet. konuk alırız. Bizi de konuk olarak alırız. Ama hocam dikkat ettin mi bu, hakikaten bu programda böyle son olma havası var zaten. Değil mi? Evet, daha bir sanki tam final mi olacak diyorsun? Bilmiyorum. Bitecek mi? Yani onu bilemem. Ama yok, hani sezonun son programı tabii. havası var. Havası var. Daha bir şey, daha bir sosyal, daha bir samimi. Evet, samimi. Bana, evet. Ey şehit dinleyelim mi? Ey şehidi dinleyelim hocam. Buyurun. Ey şehit, ey şehit, göz
nesiller, her biri bir dağ gibi kaldı öpülesiler, her biri bir dağ gibi düşseler vurulup da kanlarıyla boğacak zulmü solu sesini. Ey şehit, ey şehit, düşseler vurulup da kanlarıyla boğacak zulmün solu sesini. Ey şehit, ey şehit. İnşallah bu eseri böyle koro halinde söylemek kolay değil. Evet, güzel oldu. Tabii bu arada küçük kızları da arada gösteriyorlardı. Öyle mi? Ben tabii tabii. Onlar böyle eşlik ederken falan. Gösterdiler mi? Onları da gösterdiler. Şeylere gülüyordum. Ben dedim Emir Hoca neye tebessüm ediyor? Ben monitöre bakıyordum, ha, ekrana bakıyordum. Bak, ben de esere kaptırmışım kendimi. Evet. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet. Güzel bir eserdi. Eser oldu yani. Yani her ne kadar bizim Şehmus abiyle yaptığımız Kürtçe eser kadar olmasa da biliyoruz hocam. Yani iyiydi. Onun temposu daha yüksek değil mi? Temposu bizimki daha yüksek. Orijinalına yakın bir tonda seslendirdik biz. Evet, bu biraz daha böyle, diğeri daha çok marş. Diğeri daha güzeldi hocam yani. Abi seslendirseydiniz de görseydik yani burada. Vallahi hocam onu o şekilde seslendirmek zor ama gerçekten tebrik ediyorum. Yani burada şöyle vokal, vokalistlerin yanına gidip orada siz de hep beraber onu, öyle bir projemiz vardı, olmadı. Değil mi? Evet. Böyle koro halinde playback tabii. Yani bir ara hocam programı biz sunmasak da başka susa programı basıp böyle o en azından o isteğimizi yerine getirdik. Aslında tamam, hocam bir ara yapacağız. Ben söyledim, dedim hani şey ilahi nameler biz bize bir hafta yapın. Siz şiir okuyun. Darık hocam ilahi seslendirsin. Yunus Emiroğlu hocam bir yere gelmişti, şehir seslendirmişti. Çok beğenmiştik. Böyle bir fikrim vardı yani. Hala da geçerli önümüzdeki sözümüzde. O şeydi hocam. O onu Allah muhafaza kaza bela zamanlarında yapıyoruz. Mesela gelecek konuklar kar yağdı, yolda mı kaldı? Ne yapıyoruz? Hemen hazırda ne yapalım? Hemen kendi aramızda spontane yapıyoruz. O dar gün programı onlar. Dar günü. Eyvallah. Şimdi artık bitiriyoruz değil mi? Son bir eserimiz kaldı. Eserle bitirelim yine. Yani öyle de güçlü bir ekibimiz var. Hani konuklar var gelmediği abi. Zaman da işi kendi aramızda. Ya şimdi mesela diyelim ki hiç konuk olmadı. Şöyle koltukları şuraya çekeriz. Evet. Şeyh Musa Bey'in yanına bir o söyler, bir sen söylersin. Arada vokalistler Veysel abi söyler, Mehmet söyler. Abi söyler. Veysel abi söyler. Öyle bir program da yapabiliriz yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok fakat bitiriyoruz artık abi. Aynen. Öyle sonuna mi geldik? Evet. Şimdi tabii son sonda kahrımızı çeken insanlara bir teşekkür edelim. Bir teşekkür edelim değil mi? Aynen. Mesela önce bizi sabırla izleyen
Aynen. Değil mi? Sabırla izleyen gönül dostlarımıza, izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var Niye olsunlar. Sabırla izlediler? Niye sabırla? Çünkü bazen izleyici müzik beklerken biz kendi sohbetin şeyine kaptırıp uzun uzun konuştuk. Bazen yeter ve yeter diyenler belki olmuş. Ya ondan dolayı sohbet beklerken belki müziğe kaptırdık kendimizi. Kendimizi. O açıdan da değerlendirebiliriz. Ondan dolayı kendilerine sabırla dinletmeleri için bütün Rehber TV izleyenlerine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sadık bir izleyicimiz var, izleyici kitlemiz var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yurt içinden, yurt dışından bizleri izleyen bütün gönül dostlarımıza. Tabi bu bir veda konuşması değil, bu bir ara konuşma, yani ara vereceğiz. İnşallah önümüzdeki sezon tekrar burada oluruz. Oluruz. Biz olmasak da ilahi nameler olur. Önemli olan programın olması. Yürümesi. Tabi bunun dışında işin mutfağı var, servisi var değil mi? Orada da emeği geçen kardeşlerimiz var. Mesela şöyle başlayalım abi. Başlayalım evet. Süleyman abi yok burada. Ömer abi miydi, özür dilerim. Orhan hocam. Orhan abi var. Süleyman abi. Süleyman abi uzun uzun kaldı. Gerçekten sevdiğimiz ona, bir abimiz. Ona çok teşekkür ediyoruz. Orhan hocamız da bir o kadar değerli bir insan bizim için. Orhan abinin de emeği var. Ramazan programlarında da önce gelmişti. O da dar gün dostu. Süleyman abiye, Orhan abiye çok teşekkür ediyoruz. Emektar Şemus abiye. Çok teşekkür ediyoruz. Onun olmadığı zamanlarda. Teşekkür etmeyelim ki hocam. Yani o da bizim gibi. O da zaten programın sahibi yani. Sahibi. O zaman kendimize de teşekkür etmemiz lazım. Şemus'a dur abi, sana gelecek sıra, bekle. Hayır, teşekkür edeceğim abi. Şemus'a teşekkür etmiyoruz. Çünkü o zaten programın sahibi. O teşekkür etsin. O bize teşekkür etsin. Yani. Evet. Evet. Tabii olmadığı zaman Seyfullah kardeşimiz Seyfullah burada. Seyfullah Güler. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Veysel abi. Neydi abi? Ritim. Ritimde. Perküsyon ritim. Perküsyon. Ritim. Veysel abiye çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ritimcilerimiz o kadar hızlı ritimde değiştiler ki buradan kimler geldi, kimler geçti. En son teşekkür Veysel abimin paylaşmış abi. Demek ki. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz abi. Teşekkür Yetlerle ediyoruz. Kaptım. Vokalde Ömer ve Rasul. Ammar abiler var. Ammar Avcı. Ammar Avcı, Ömer İrasul abilere çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Gündüz abiye de sürekli vokalde. Yani Mehmet Gündüz'e de etmesek de olur da. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Zülkif abiye çok teşekkür ediyoruz. Abimiz, evet. Gizli kahramanımıza, gizli kahraman. Öyle söyleyelim. Kameraman abilerimize, Ahmet abiye, Serhat abiye, Hasan abiye, diğer kameramanlara tabi bazen var diye değişiyor değil mi? Evet. Hüseyin. Geliyordu ona. Seste Masum abiye. Masum abi de gerçekten kahramızı çok çekiyor. Rejide ana kumandada Ensari abiye. Kajede Mustafa abiye. Playout'ta Recep abiye, Nurettin abiye. Umre arkadaşım Mustafa Karakaş'a. İşte ona da söyledim. Umre arkadaşım Mazlum Kaplan'a. Evet. O da ben Seste. Ben de teşekkür ederim. Evet. Bilal Damar kardeşimiz. Bilal Damar evet. Ya, o da kameraman. Evet. Ona da teşekkür ediyoruz. Masum abi özellikle o da çok ağrımızı çekiyor. Aynen Masum abi gerçekten. Burayı böyle organize etmek aynen. Seste özveriyle işten aynen. Aşkla yapıyor. Aynen. Evet. Sesimi dinlen için hazırlayan montaj ekibimize çok teşekkür sürekli, ediyoruz. Sürekli reklam aralarında çayı böyle elinde tepsiye çay hazır duran Emin abi. Emin abiye evet. Aynen. Çok nizami aynen. Çalışıyor değil aynen. Mi? Gerçekten bizi susuz ve çaysız bırakmıyor. Siz teşekkür ettiniz. Bak biz hepsini son programa bıraktık abi. Yok hocam. Sanatçılar o kadar teşekkür etti. Özellikle teşekkürümüz daha var. Mehmet Ali Oğuz abiye gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hocama, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ben zaten burada Emin ben her zaman bunu söylerim. Beraber bir radyo programımız oldu kısa süreli. Emin hocam yani yılların deneyime sahip bir sunucu ve programcı. Ben sadece burada kendisi kaptan şoför, ben burada muavin sıfatıyla öyle programı götürmeye yardımcı olmaya çalışıyorum ben sadece. Estağfurullah ne demek. Baş tacısın evet. Abi. Ve sensiz program olmuyor. Eyvallah Allah razı olsun. Herhalde bütün ekibi saydık. Evet. Artık yönetime kadar gitmeye gerek yok. Bu konuda evet. Yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun en dar zamanlarında belki hassası vardı, belki yoğundu, gelemiyordu. Buna rağmen çağırdığımız zaman çağrımıza severek gelen Özlem Ajans'ın bütün sanatçılarına. Evet. Rehber TV'nin bütün personellerine, ta yönetiminden tut bütün personellerine hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin dolaylı olarak da emeği var bu işin içinde. Bütün sanatçılara da teşekkür ettik. Artık veda edelim. Evet. Müsaadenizle. Bir şey söylemedik ama buyurun. Hocam. Ha ben onu söyledim, o proje meselesini söyledim. Projeyi söyledik. Tamam, söyledim. Bekliyoruz, tamam. Projeyi bekliyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey yoksa ben... Benim var hocam, özür dileyerek. Estağfurullah. Seni zaten buraya çıkarmakla hatta ettik. Ben biliyorum yani. Dediğim gibi yılın hatası oldu. En son gider ayak. Hocam aslında ben hiç bu kadar sevinmemiştim. Hemen kutluğum sonrası gelen program var ya çok güzel oluyor.
Hocam seslendireceğim eser Özcan Atsat abimizin seslendirdiği Yolundayız Yolunda eseri. Bu eseri Özcan Atsat abime armağan ediyorum. Bir de hocam o kadar Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın düzenlediği etkinliklerde görev alan o görevli abilerimiz var ya. Hı hı. Yani Rabbim kendilerinden kat kat razı olsun, bu eseri onların tek tek hepsine armağan ediyorum. Eyvallah. Evet değerli izleyenler, İlahi Nameler'in sezon finali de işte burada bitti, bitiyor. Son bir eserle veda edeceğiz. Ramazan'da inşallah İftar Sevinci programında beraber olacağız. Bizler, Fatih abimiz, Muzaffer abimiz sizlerle beraber olacağız. Önümüzdeki sezon yeni gün ve saatinde diyelim. Mehmet Ali abiyle beraber buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Buyurun. Hasretin durağında, şu zulümat çağında, hasretin durağında, aşkınla kavrulmuşuz yolunda, yüz yolunda, aşkınla ya Muhammed yolunda, yüz yolunda. Muhammed bir beste her asırda dillerde, aşkın safi bir beste her asırda dillerde, dillerde gönüllerde yolundayız yolunda, aşkınla ya Muhammed yolundayız yolunda. Aşkınla ya Muhammed yolundayız yolunda, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, la ilahe illallah Muhammed Habibullah. Aşkımız Seyyid-u Serdarımız, ey güzide aşkımız Seyyid-u Serdarımız, bir değil bin canımız feda senin yoluna, milyarlarca canımız feda senin yoluna. Aşkınla ya Muhammed yolundayız yolunda, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, la ilahe illallah Muhammed Habibullah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, la ilahe illallah Muhammed Habibullah.